Ben class'lardan dediniz hocam ama. Yani projede ben class'ları kullanıyorum. Çünkü referans taşımam gerekiyor şeyler arasında, farklı sayfalar arasında. Devam edelim. Burada bu dokümanı okurken var veya let ile tanımladığın bir şeyin hangisini değiştirebileceğini, hangisini değiştiremeyeceğini anlatıyor sanıyorum. Onlara bakınız. Mesela struct'ı let ile tanımladığın zaman, struct'ı var'la tanımladığın zaman bir halini ona göre bir çalışma yapınız. Ne neyi değiştiriyor vesaire. Bir sonraki olan properties'e geçeceğim eğer struct ve class'la ilgili bir sorumuz yoksa. Şu an yok hocam benim. Yani benim de şu an yok hocam. Ben Bir yok problem de. güzel. Class'larda hani demiştim daha önce ya yani bütün object şeyde Swift kodunda framework'lerinde ya enumlar var ya struct'lar var ya protokoller var ya da class'lar var. Atıyorum kullandığınız bir komponentin iOS'un Swift'in içerisindeki bir framework'te bulunan atıyorum az önce string örneğini verdim. Bir komponentin ne olduğunu dokümandan da bakabilirsiniz. Atıyorum array'ler ben oluşturdum. Let names de dem eşittir. İşte buraya Hasan ve Ali'yi koydum. Daha sonra let names 2 dedim. Ve names array'ini tanım yaptım. Daha sonra gittim names'i değiştirdim. Bunu değiştirdim. Şimdi bu etkilenecek mi? Names'i ki etkilenmeyecek mi? Bu sorunun cevabı buraya tanım yaptığın şeyin türüne bakalım. Names'in. String array'i. Dokümantasyonda string'e gidiyorsun. Array'e gidiyorsun. Bu class mı? Struct mı tanımlanmış? Hangisi tanımlandıysa ona göre referans taşıdığını taşımadığını ya da işte value type olup olmadığını bakabilirsiniz. Ondan sonra property olarak gelelim. Biz daha öncesinde tanımladık. Bir class yarattık. Class'ın içerisine aslında bir tane property tanımı yaptık mı? Yaptık. Name dedik, gender dedik. Bu şekilde property'yi tanım yaptık. Property'lerin ama özellikleri var. Nedir? Şu anda biz her zaman bugüne kadar stored property olan içerisinde veri storelayan yani veri tutan bir property tanımı yaptık. Buradaki name gibi. Ne yaptım? Bu person'ın ismine eşittir deyip bir tane veri ataması yaptım. Doğru mu? Ali diye. Bu name'i store etti. Yani o value'yu, değeri tuttu. Bunun yanında şey de yapabilirdim. Var. Surname diyeyim hadi buna da. Bu da bir string olsun. Bu da bir stored property. Ben istiyorum ki Ali'nin yarattığım zaman Ali'nin surname'ini de sayısal diyelim. Ismini yazdırmak istiyorum. Ali nokta full name gibi. Ne yapacağım? Buraya bir tane daha yaratalım. Full name string. Şimdi Ali yazdım. Surname'i yazdım. Burada yine full name deyip Ali soysal yazabilir miyim?
Elbette. Ama ne oldu? Hem buraya Ali yazdım, hem buraya. Hem buraya Soysal yazdım, hem buraya. Dolayısıyla aslında bu ikisi tarafından oluşturulan başka bir değerim var benim. Dolayısıyla bunu start property yerine parantez, kıvırcık parantez, aç kapa yaparak aslında farklı bir türe çevirebilirim. Farklı bir türde zaten parantezi açtım kapattım dedi ki computed property. Yani hesaplanabilir. Bu ne demek? Başka bir değer üzerinden hesap yapacağım. Yani diyorum ki burada return de deneyelim hatta şöyle. Tek satırda. Name varsa name'i al, yoksa boş string'i artı surname'in varsa bunu ya da boş string'i al, surname'i koy. Dolayısıyla ben buraya full name ataması yapamıyorum artık çünkü bu read only compute property. Bunu yazdırayım. Gördüğün gibi Hasan Soysal'ı arada boşluk olmadan ekledi. Hadi bir de boşluk ekleyelim. Bu şekilde şurada gizli bir return var. Tek satır olduğu için return'ı yazmamıştım. Bu daha görünür olsun, şık olsun diye return'ı da ekleyelim. Bu şekilde ne yaptım? Property'min farklı bir türden halini kullandım. Bunlar stored property'ydi. Bu şu anda read-only calculated property. Niye read-only diyorum? Çünkü buna eşittir deyip bir şey veremem. Full name'e. Vermek istesem, yani ben böyle buraya Hasan Soysal yerine, Ali Soysal yerine desem ki full name eşittir Hasan Soysal desem, bunu yapsam ve name'ini ve surname'ini buradan alsam, bu da mümkün. Tabii ki burada ne yapacaksın? Get ettiğim zaman ya da set ettiğim zaman ne olacağını yazacağım. Bunu set ederken, yani Hasan Soysal eşittir Hasan Soysal dediğim zaman ne olacak? Mesela buradaki new value'yu split edip, hatta nasıl yapalım? Split edelim. The components diyelim. Daha işime yarayacak. Component separated by karakter set istedi. Karakter set yaratalım. Nasıl yarattı? Şuradan characters in string. Boşluk. Boşlukla ayırdığım zaman komponentlere bana hem Hasan'ı hem Soysal'ı verecek. Diyeceğim ki let components eşittir. Ayırdım. Surname'i ne yapacağım? Components'ın last'ı. Name'i de components'ın first'ı olacak şekilde aldım. Şöyle yaparsam ne olacak? Last Soysal gelecek. First Hasan gelecek. Ali kaybolacak. O yüzden şurayı düzenleyebilirim. Ama uzatmamak için şimdilik böyle kalsın. Get ettiğim zaman da, yani bunu full name dediğim zaman ne vereceğiz şeye? Az önce burada yaptığım return işte name, onu kopyalamış mıydım? Evet. Get ettiğim zaman da name ve surname'i araya boşluk bırakarak get edeceğim. Bu durumda ne oldu? Yine bir çalıştıralım. Buraya Ali Soysal diye arada boşluk olarak koydu. Sonra dedim ki ben
Hasan Soysal olsun bu. Bunu da çalıştıralım. Direkt olarak Hasan Soysal olarak eşitlemesini, atamasını yapabildim. Peki isim ne oldu? Name'i Hasan diye gösteriyor olması lazım bana. Bakalım, evet. Dolayısıyla şu ana kadar 3 tane şey gördük. Stored property, computed property, read only için şöyle bırakmıştım. Ya da her ikisini de yaparsam hem get edebilirim hem set edebilirim durumda. Bu da bir computed property'di. Onun dışında bakalım başka ne var? Stored olup lazy olanlar da varmış. Ne demek lazy? Birazcık tembel. Neden? Çünkü ona iş yaptırılmak istendiği zaman çalışan, o erişildiği zaman bu işi çalışan bir property. Atıyorum nedir? Full name'e ben comment out edeyim. Full name'e lazy şey olarak atama yapabilirim. Doğru mu? Lazy let desem, önce oradan gidelim. Full name, string, bakalım. Diyor ki lazy'yi let ile kullanamazsın. Bunu illaki ve illaki var'la kullanmak zorundasın. Lazy var diye tanım yaptın ama initializer'ın yok. Initializer ne demek? Bunun bir eşiti, bir şeyi olması lazım. Doğru mu? İstersen buna ne yap? İşte direkt bir şeyler yap. Ya da, bu anlamsız olacak. Ya da az önceki gibi parantezi aç, kapat. Hatta şöyle diyelim, eşittir. Parantezi aç, kapat. Bu neydi? Aslında bir closure tanımıydı. Doğru mu? Bu closure'ı çalıştırayım. Doğru mu? Closure'ın içerisine return edeyim. Neyi? Name artı şurada yaptığım gibi yapalım. Bunu çalıştırayım. Bu closure benden ne üretecek? Bir tane string değer üretecek en sonunda, günün sonunda. Burada aslında gizli bir ne var? Şurada string void in. Doğru mu? Burada aslında böyle bir tanım var. Bunu uzun uzun yazmak istemediğim için bu string üreten bir closure'ı çalıştırdım. Ve bu ne zaman çalışacak? Ta ki full name nokta full name dediğim zaman. Yani person'ı yarattığım anda, nerede orası? Ali. Bunu yarattığım anda full name şu an yok. Ali'ye name atadım, hala yok. Ali'ye surname atadım, hala yok. Ali'ye full name dediğim anda artık şuradaki kod çalışacak. Şuradaki. Yani lazy olmasının sebebi bu. Class yaratıldığında direkt olarak herhangi bir eşiti olmayan ama ne zaman ki ona erişilmeye çalışıldı, o zaman bu karşısındaki initializer çalışan bir durum söz konusu. Projelerde kullanıyor muyuz? Ben kullanıyorum. Neden? Çünkü mesela benim hakikaten person diye bir nesnem var. Name, surname diye bir şeyim var. Ondan sonra burada da sallıyorum. Favori, şurayı bozmayayım. Şöyle diyelim. Favori friends diyelim. Favori friends listem var. Bu da string array olsun. Yine varsayalım ki şurada gizli bir tane friends olsun. Arkadaşlarım var 500 tane ama favoriler var 3 tane. Şimdi ben her zaman ne yapacağım? Bunu favori friends'i filtreleyeceğim. Ne zaman? Bu friends'e, yani favori friends'e
erişilmeye çalışıldığı zaman filtrelemek istiyorum. Diyorum ki işte frenzy filter, ondan sonra benim her bir filtremde her bir kişinin ilk harfi as prefix diyeyim hadi. İlk harfi A ise benim favori arkadaşımdır diye liste yapacağım. Ama bunu bu kişiye ulaşıldığı zaman yapacağım. Person'ı yarattım. Person'ı bir kere daha yarattım. 100 kere person'ı yarattım, kullandım ama hiçbir zaman buna ihtiyacım yoksa bunu sürekli yapmanın da bir anlamı yok. Buna ihtiyaç duyulduğu zaman bu iş yapılsın istediğim zamanlarda bunu yapabilirim. Lazy bunun için var. Onun dışında bakalım. Burada bir lazy için örnek vermiş. Demiş ki hani bunu yarattığın zaman, data manager'ı yarattığın zaman gidip DB call yapmayabilirsin. Sadece işte buna erişildiği zaman yapabilirsin diyor sanıyorum. Computed properties'ten bahsetmiştim. Get setlerden. Property observer var properties konusunda. Property observer'da aslında set edileceği zaman ve set edildiği zaman ben bir şey yapmak isteyebilirim. Atıyorum. Nedir? Full name üzerinden gideyim. Full name'i şurayı kapatıp burayı açıyorum tekrar. Anlamlı bir örnek bulmak istiyorum da dur bakayım nasıl bir şey yapabiliriz. Bir tane daha şey tanımlayalım. Bu da relative bond olsun. Bond mu denir buna? Aile bağı gibi. Bu kişi eşlendiği zaman, yani set edildiği zaman print edeyim bari, ne yapayım? Bunu print edelim. Id nokta relative bond eşittir de baba diyelim. Çalıştıralım. Set edildiği zaman aşağıda görüyoruz. Optional baba. Nereden geldi bu? Ta burada set edildiği zaman ben bir iş yapacağım dediğim için bunu koydum. Atıyorum buraya. Saçma olacak ama şey, yeni bir tanım yapalım. Login count. Sallıyorum. Integer olsun. Başlangıçta 0 olsun. Ondan sonra bunun bir tane işte name'e koyalım onu da. Name ataması yapıldığı zaman dipset kısmında diyorum ki login count'u 1 arttır. Burada atamasını yapmıştım. Login count'u yazdıralım. Anlaşılır oluyor mu az çok anlattıklarım? Gayet anlaşılır. Evet hocam. Güzel.
Evet hocam. Login count olarak burada bir yazdı. Dediğim gibi will set, yani daha tam olarak atama yapmadan önce de bunu çalıştırmak isteyebilirim. Yani atama yapacaksın ama önce bu işlemi yap. Ne yapacaksan diyebilirim. Atama yaptıktan sonra da bu işlemi yap. İçin observer koyuyoruz. Projelerde ne gibi kullanıyorum? Projelerde şu anda daha o konuları işlemedik ama bir tane şeyim olsun. Class home screen diyorum ve bu da UI controller'dan türüyor. İçerisinde bir tane bir outlet'im var. Var dedim. Bir iki şimdilik tanımlamayacağım. Kafanız karışmasın. Table view. Şunu da tanımlamayayım hadi. Table view diye UI table view'dan oluşan bir şey yazdım. Property. Şimdi ben istiyorum ki bu atandığı zaman, set edildiği zaman bu table view'un delegate'i eşittir ben olayım. Ya da bu table view'in data source'u ben olayım. Yani bunu yaptığımız anda did set yapıldığı zaman, table view initialize olup ekrana düştüğü zaman data source bunları da ekleyelim. Bu kızmasının sebebi şunları implemente etmediğimde bunun da diyor ki fonksiyonlarını implemente et. Şimdilik kandırmak için şöyle boş bırakmayalım. Ne yaptım? Table view set edildiği zaman bunun üzerinde olan bir özelliği, bir delegate data source, onu kendime aldım. Projelerde de bu şekilde de kullanabildiğimiz oluyor. UI katmanıyla da ilintili olacak şekilde. Bakalım başka neler var. Property wrapper'a geçiyorum. Çok kolay bir konu değil. Çok kullandı, benim de kullandığım bir konu değil. O yüzden geçeceğim. Type properties'e gelelim. Şurada olduğu gibi. Namlarda da bak tanımlamış. Type property dediği de static keyword'ü ile tanımlanan property'ler. Nedir statik olarak tanımlayabileceğin şey? Static işte var da diyebilirsin, let de diyebilirsin. Daha sonra değişip değişmeyeceğini belirlemek için. Let diyelim, daha sonra hiç değişmesin. Static let ne diyebilirim? Bon. İngilizcesi böyle miydi bilmiyorum ama boolean bir değer şey yaptım. Bu da true. Yani person'ı yarattığım anda doğmuş mudur bu kişi? Evet, doğmuştur deyip daha sonra da değiştirilemez. Değiştirilmemesi için let kullandım. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şuraya gelelim. Ali nokta bon. Fark ettiyseniz A'sı büyük olan, yani class olan kişiye direkt born diye eriştim. Yani küçük Ali olandan erişmedim. Bu da demektir ki statik olarak işaretlediklerim instance value, instance type değil. Onlar
Class type, static type. Instance dediğim Ali'den bir şey yaratırsam. Şuradaki küçük Ali gibi. Bunlara instance diyoruz. Öyle ulaştım. Onun dışında mantıklı bir örneği var mı? Projelerde kullanıyoruz. Atıyorum user diye bir nesnem var. Class user. Bu da person'dan türesin ya da fark etmez. Ne oldu? Static let ya da var duruma göre. Current eşittir user. Mesela bir var name string tanımım varsa user eşittir user deyip her zaman böyle yapacaksam ne olacak? Benim buradaki name parametrem, şurada da şey yapalım, user nokta name eşittir as ya da buna şöyle verelim. Yani user nesnesi tanımlıyorum. Yaratırken name istiyor benden. Verelim. Hasan. Tamam bu user okey. Bir şekilde bunu kullandım. İkinci sayfama gelelim. Farklı olsun diye başka bir isim verdim. Birinci class'ta bir tane user tanımladım. O user'ı kullandım. İkinci class'a geldim. İkinci class'ta ne yapacağım? Orada da bir user var. User eşittir. Evet user eşittir. User deyip bir daha mı tanım yapacağım? Bu sefer de ne olacak? Şeyi duplicate ettim. Hem burada user nesnesi var hem burada var. Ama ben istiyorum ki bu ikisi de farklı katmanlarda da olsa aynı referansa hitap etsinler. Yani bunun ismini, cismini, bir şeyini değiştirdiğim anda bütün sistemdekiler etkilensin istiyorum. Bu durumda ne yapıyorum? Diyorum ki user hatta current. Hatta user tanımı da yapmıyorum. User current üzerinden her zaman ulaşıyorum. Bu ne sağlıyor bana? Zaten initialize edilmiş ve bir kere initialize edilmiş. Az önceki gibi iki kere değil. Initialize edilmiş bir instance tutuyor. Buradaki current. Dolayısıyla bunun ismini erişebiliyorum. Şu anda user.name olarak yazdıracaktır print etsek. Dolayısıyla sistem genelinde tek bir user üzerinden işlemimi yürütüyorum. Bunu da statikle sağladım. Mesela login olmak, kullanıcı oluşturma falan hepsi class'larla bu şekilde yapılıyor değil mi hocam? Yani login oldun. Mesela backend'de login metodunu attın. Mesela şöyle de bir şey yazalım. Yine şuradan kopya alalım. Home screen'imizi alalım. Login diyelim biz buna. Bir tane sayfam var login ekranı diye. Onun içerisinde bir tane metot var login diye. Şimdi bu login ne yapacak? Kullanıcıya kullanıcıyı login edecek. Evet. Hemen şuradan da let login screen eşittir login screen diye yaratalım. Ve bu login screen'in login metodunu e-mail'e
Bununla password'ı 1, 2, 3 diye gönderelim. Daha sonra da bu e-mail ve password doğruysa if e-mail alıyorum şimdi empty değilse ve password empty değilse ne yapsın? Sistem genelindeki user.currentUser'ın currentUser'a da optional verelim ki kullanıcı yoksa şey olsun, nil olabilsin. Burada dedim ki bir tane bunlar şeyse ne yapacak? Bir tane user oluşturacak. Bu user'a isim verelim. Hasan diyelim. Ve current'ı atadım. Dolayısıyla sayfamı yarattım. Login'e bastım. Daha sonrasında şurada bir tane print yapalım. Kimi? User.current'ın name'ine. Bakalım. Ne oldu? Hasan olarak işlemimi yaptı. Bu farklı bir katmandaydı varsayalım. Farklı bir sayfa. Bu farklı bir sayfada bu işlemi yaptım. Ama tek bir nesne üzerinden götürdüm. Soru işareti niye var? Çünkü kullanıcı login olmayabilir. Olmadığı zaman nil olacak. Atıyorum buraya da bir tane yine function yazalım. Diye. User.current'ı nilleyelim. Çalıştıralım. Login oldum. Hasan diye şey oldu. Logout oldum. Artık benim kullanıcım yok. Sistem genelinde. Properties de böyleydi. İstiyorsanız ara vermeden şu konuyu da işlemek istiyorum. Çünkü... Olur hocam. Metotlarda zaten hocam. Çok şey yok galiba. Bakayım bir. Ne kadar uzun ben de bilmiyorum. 15-20 dakika daha dersi devam ederiz. Daha sonra benim çıkmam gerekiyor. O yüzden ara vermeyelim istiyorum. Sizin de enerjiniz yerindeyse. Olur hocam. Size nasıl uygun söyle yapalım. Olur evet. Hocam. Tamam. Tamam. Metotlara bir bakayım. Az önce bahsetmiştim instance diye. Ali, küçük Ali olarak bir yarattım ya. Instance type yarattım. Burada da instance metodları aslında bizim bildiğimiz normal düz metotlar. Bunun farklı, niye instance demişler? O zaman başka bir tür daha var. Buna o ismi verdiklerine göre. Bir de gelelim. Type method. Demek ki instance metot varsa bir de type metot da varmış. Farklı bir tür. Type metodu da yine static keyword ile ya da class keyword ile yarattığım metodlarmış. Bakalım. Şimdi logout için ne yaptım? Buraya illaki ya login screen'e ekledim. Ben demek diyorum ki ben login screen'e eklemeyeyim bunu. User'ın üzerine ekleyeyim. Function logout deyince buradaki current'ı ne yapsın? Ve bunu şuradaki login'i de buraya taşıyayım. Bunlar örnek olsun diye hani her zaman böyle yapın diye değil. Yani user class'ında böyle login logout olmaz. Örnek olsun diye yapıyorum. Login'e user üzerinden login verelim. Daha sonra da bu işlemi current user'a atamasını yapsın.
Örneğine gelelim. Let user eşittir user. Yaratacağım mı? Current'ı mı kullanacağım? Hangisi? Daha login olacağım. Demek ki current'ı kullanmayacağım. Ama user mi yaratacağım o zaman? Şimdi daha login de olmadım ki. Neyle yaratacağım? O zaman ne yapıyorum? Ben bunu user yaratmadan user klası üzerinden bu metoda erişmek istiyorum. O yüzden statik yapayım o zaman. Yani ne oldu? User nokta dediğim zaman login. Statik olarak yaptım. Herhangi bir user daha yaratmadım. Dolayısıyla herhangi bir instance'ım yok. Dolayısıyla bu da zaten instance metot değil. Bu type metot. Dedim ki buraya işte hastanet e-mail'i de ve şifresi de şöyle bir şeyle login etsin. Dolayısıyla ne olacak? Buradaki işlem olursa login olacak, olmazsa login olmayacak. Bu metot bir şey döndürüyor mu bana? Herhangi bir şey döndürmüyor. O zaman buraya karşılığına bir şey diyemem. Anlatabildim mi burayı? Burada class'ı diyebiliyorduk. Bu class olduğu için statik yerine class'ı yazılabiliyoruz. Evet bakalım. Tut tut tut. Subscript'lerde anlatacağım bir şey yok aslında. Yani nasıl subscript yarattığımızı vesaire gösteriyor. Ben projede kullandım mı çok hatırlamıyorum. Yani önemli bir konu ama yani ne anlatayım şimdi bilemedim. Generic type'lara falan girmem lazım subscript'i anlatmam için bir yerde. Var olan array ve dictionary'leri hani birazcık bahsetmiş olayım. Dictionary'lerde key vererek, array'lerde de index vererek 0, 1, 2, 3 onu kısa yoldan okumamıza yarayan bir özelleşmiş metot. Subscript. Nasıl tanımı yapılıyor? İsterseniz nasıl yapacaksınız? Subscript keyword'üyle vereceğiniz parametreyle dönecek parametreyi tanımladığımız zaman yaratmış olursunuz. Bu integer olmak zorunda değil. Bu array için integer index verilmiş. Ama sizin bir generic type'ınız olur. Şu anda generic'leri de işlemediğimiz için çok da girmek istemiyorum. Buraya istersen boolean verebilirsin. Sallıyorum. Burada bir tane örnek vermiş. Timetable'a subscript'i nasıl yaratırım diye. Neyin timetable'ı? İşte 3'ün timetable'ı yaratmış. Subscript olarak şöyle 6 vererek ne yapıyor? Burada ne işlem yapıyorsa. Ne yapmış? 3 ile 6'yı çarpmış. Inheritance'a gelecek derste bakalım diyorum. Çünkü hatta init metodlarına belki gelecek seferde hepsine birlikte girişiriz. Muhtemelen bir ders daha yaparız. Bunları kimisini belki atlarız. Kimisini direkt olarak işleriz. Bir ders daha bunları eritiriz. Sonrasında da UI tarafına geçiş yapacağız. UI tarafındaki kapanıyor. Tekrar gelin bir 5 dakika daha konuşalım. Şunu diyelim.